Bu dersimizde de exceptionlardan yani istisnalardan bahsedeceğiz. Nedir bunlar? Bunlar programımızın normal akışında ortaya çıkan bazı olumsuz durumlarda programımızın sona ermemesi için yazdığımız bloklar. Ne demek istiyorum? Mesela siz bir dosyadan verileri okuyup burada göstermek istiyorsunuz değil mi? Bu şu durumda hani dosyaya gidip buna erişip verileri aldığımızı düşünelim. Normal yolu budur. Peki ya o dosya orada yoksa veya okumak için bizim iznimiz yoksa haliyle ne olacaktır? Programımız istediğimiz gibi çalışmayacağı gibi hatta bir hata verip kullanıcının olumsuz düşünmesine sebep olacaktır. İşte bu gibi durumlarda bazı olumsuzluklarını göz önüne almamız ve programımızı ona göre yazmamız lazım. Yani program hiçbir şekilde sonlandırmamalı. Böyle hatalar çıkabilir. Çıkarsa da yeri geliyor işte bazı uyarılarla yeri gelip kullanıcıyı bilgilendirecek mesajlarla kullanıcıyı bundan haberdar edip programı yine kullanmasını sağlamamız gerekiyor. Dediğim gibi çok basit örneklerle bunu size anlatmaya çalışacağım. Ve bu örnekleri de zaten Flutter kısmına geçtiğimizde yine kullanacağız. Mesela uzak bir veri tabanından veri çekip uygulamamıza göstermek istiyoruz ama yani o an kullanıcının interneti olmayabilir, o uzak veri tabanı düzgün bir şekilde belirtilmemiş olabilir. Bu gibi durumlarda hata aldı diye uygulamanın kapanması, error vermemesi gerekiyor. İşte bu gibi durumlarda biz exceptionlardan yani istisnalardan faydalanacağız. Mesela şimdi gelelim buraya. Şöyle bu nereden çıktı? Geldik buraya. Bir print ifadesi yazıyorum. Print dedikten sonra İşte bölüm diyelim ya da önce bir değişken tanımlayalım değil mi? Integer diyorum sonuç diyelim. Integer sonuç eşittir. Burada iki tane sayının bölümü. Hani en genel temel örnektir bu. Mesela ben 12'yi 3'e bölmek istiyorum. Hatta 5'e bölmek istiyorum. Burada bir hata alıyoruz. Ne diyor bu? Double cannot be assigned to integer. Şimdi biz burada direkt bölme yaptığımızda noktalı ifadeler çıkacak diye sistem beni uyarıyor. Keşke diyor bunu double yapsaydın. Hayır ben integer'ları bölmek istiyorum. İşte bu gibi durumlarda biz tilde. Ki tilde'yi nasıl yapıyoruz? Alt gr ve ü tuşlarıyla çıkartıyoruz. Hani bu yapacağım sadece integer'ları kapsayan bir bölme işlemi ondalık sayı olabilir. Integer'lar ondalık sayı saklayamıyor. Bunu da biliyorum. Sen yine de bunu çalıştır demiş oluyoruz. Ve gelelim buraya. Buraya da dolar dedikten sonra sonucu yazdım. F5'e bastım. View'dan terminalimi açtım. Evet gördüğünüz gibi 2 yaptı. Normalde 2 nokta nedir aslında? 2.4'tür ama integer olduğu için o 0.4'ü kaybettik. Çok önemli değil. Şimdi bu gibi durumlarda hani buraya kadar gayet her şey normal ama bildiğiniz gibi matematikte bir sayının 0 ile bölümünden bölüm nedir? Tanımsızdır. Mesela böyle bir şey yapmaya çalışalım bakalım ne oluyor. Burada bir hata aldık. Hani konsolda bunu göremiyoruz. Açıkçası normalde bir hatayı görmemiz lazımdı burada. Şurada evet. Exception kısmı buraya yansıdı. Şöyle yapalım. Ne diyor? Runtime integer division by zero exception diye bir şey çıktı buraya. İşte bu bizim burada sebep olduğumuz exception'ın adı. Böyle durumlarda hani ben burada bir bölme işlemi yapıyorum. Gidip kullanıcı buraya sıfır değerini yazabilir gibi durumlarda işte exception'ları kullanacağız. Nasıl olacak o? İlk olarak hata almasını beklediğiniz veya hata çıkabilecek diye düşündüğünüz kodu try içine alıyorsunuz. Burayı aldım. Yani bu kodu çalıştırmayı bir dene diyoruz aslında Türkçe düşünürsek. Bu kodu çalıştırmayı dene ve bu kodda bir hata çıkabilir. Eğer siz hatanın adını, nedenini, sebebini, cinsini artık öyle diyelim biliyorsanız on diye bir ifademiz var. Ve bu onun içine ne yazacağız? Integer division by zero exception. Hani ola ki bölüm, bölünen, bölen, bölen sıfıra eşitse buradaki hatayı çalıştır. Böyle bir durum olduğunda bu kod bloğu çalışacak ve biz burada ne diyebiliriz kullanıcıya? Bölen sıfır olamaz. Böylece hem programım çalışacak hem de kullanıcıya bir bilgi vermiş olacağım. Yani aslında hatayı burada yakalamış olacağım. Bir deneyelim.
Bakın programım sonlanmadı diyeceğim ama şöyle bir daha bir bakalım. Shift Alt ve F dedim. Yani bu çıktı diye sorun yok aslında. Şöyle bir daha F5 yaparsak böyle bir şey diyor ama şurada continue deyip çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bölen 0 olamaz dedi. Yani benim programım aslında hala çalışmaya devam ediyor. Bu birinci yöntem. Bu durumda biz neyi biliyoruz? Şöyle gelelim buraya. Print diyelim. Olası hatanın adı veya sebebi biliniyorsa. Peki ya bilmiyorsak, yani bir kod yazıyoruz ama o kodda işte ne bileyim dosyaya mı ulaşamayacak, erişim mi yok veya ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bir hata çıkabilir ama ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de hiç çıkmayacak bir hata. İşte böyle genel durumlarda ise bu sefer kullanacağımız yapı catch yapısı. Yine aynı şekilde kodlarımı aldım. Buraya yapıştırıyorum. 12'yi 0'a bölmeye çalışacağım. Burada işte fırlatılacak bir exception oluşursa bana buraya E diye bir parametre ile gelecek. Gördüğünüz gibi Dynamic E dedi. Burada da ne yazacağız? Print diyelim. Hata çıktı desin. Ve de bu dolar E diyerek bunu buraya yazdıralım. Çalıştırıyorum. İlerlettim. Bir daha ilerlettim. Çünkü iki tane hata çıkacak. Bakın bunu ben yazdırdım. Pardon, bölen 0 olamaz diye ben yazdırırken hata çıktı ve hatanın sebebini, yani burada parametre olarak gelen bu E nedir? Bir hata çıktığında dinamik olarak, yani otomatik olarak sistem tarafından buraya gelen parametredir ve içinde de hatanın sebebini yazıyor. O zaman buraya gelelim. Şuraya öncelikle bir print deyip şöyle slash ne dersen biraz satırdan başlayacaktır. Hatanın sebebi veya adı bilinmiyorsa diye bir not düşelim. O zaman işte hatanın sebebin adını bu şekilde öğrenebiliyoruz. Hatta çıkacak olan hatanın ne gibi, hani bu satır çalışana kadar ne gibi yollardan geçtiğini de stack trace dediğimiz yapı sayesinde öğrenebiliriz. Buraya gelelim. Bilinmiyorsa ve stack trace'i görmek istiyorsak diyelim. Bu sefer de buraya parametre olarak E ile beraber stack trace, yani ikinci parametre olarak bunu geçiyorum. Hata çıktı E ve stack trace iki nokta deyip dolar S'yi buraya yazdırabiliriz. Bakalım bu sefer ne olacak. 3 kere hata çıkacağı için burayı 3 kere çalıştırdım. Bakın ne dedi? Görmek istiyorsak böyle bir yapı oluşuyormuş bu hata. Yani hatanın nerede çıktığını vesaire de bize söylüyor. Hani hata ile ilgili daha genel bilgiler, daha ayrıntılı bilgi istiyorsak buradaki stack trace'i kullanıyoruz. Ve son olarak bu dersle ilgili size bahsetmek istediğim finally blue ne diyelim buraya? Finally blue diyelim direkt. Bu finally blue ise sizin programınızda bir hata çıksın çıkmasın çalışacak olan yer. Diyorum ya, hani bir dosyadan veri okumaya çalışıyorsunuz. Oldu ya, o dosyayı açtınız ama ne bileyim içinde veri yok veya o dosyayı açtınız tam okuyacaksınız ama okumaya izniniz yok gibi durumlarda finally blue çalışırsa ne yaparız mesela? O dosyayı kapatabiliriz. Hani burada açtık, okumaya çalışıyoruz ama hata aldık, cache durumuna düştü, tamam. Ama benim yine günün sonunda o açtığım dosya, yani artık buradaki işlemle ilgili yapılacak son adımlar, burada bir hata çıksın çıkmasın çalışacak bloğumuz adı üzerinde final, yani son olarak burası tetikleniyor. Bunu alalım ya da direkt yazalım. Finally bloğu çalıştı. Dediğim gibi bir hata çıksa da çıkmasa da burası çalışacaktır. Bakın finally blue'u çalıştı dedi. Mesela gidelim. Hiçbir hata çıkmasın ya da bunlar dursun, şurada çıkmasın. Burası yine ne olacaktır? Çalışacaktır. Evet, finally blue yine çalıştı. Hani herhangi bir exception olmadığı için keçe girmese dahi ne oluyor? Buradaki bu blok çalışıyor. Son olarak sizlere kendi exception sınıflarımızı nasıl oluştururuz onu göstermeye çalışacağım. Mesela benim
para yatır diye bir metodum olabilir. Ve bu para yatırağı kullanıcı miktar diye bir değişken yollayarak bu işlemi yapabilir. Print diyorum, hesabınıza dolar miktar kadar, miktar kadar diyelim. Hani 50 mi yok. Hesabınıza 50 TL yatırıldı. Böyle bir şey yazdıralım mesela. Hani çok önemli değil. Peki ya burada kullanıcı buraya eksi sayı girerse ne olacak? Hani normal mi? Para, hesabınıza eksi 20 TL yatırıldı gibi bir ifade görmek doğru değil. İşte bu gibi durumlarda bizim artık kendi exception'larımızı oluşturmamız lazım. Nasıl yapıyoruz? Daha bu konuları görmedik ama exception konusunda bundan da bahsetmek istiyorum. Yeri gelince bakmanız için. Para yatırma exception diyorum bunun adına. Daha sonra implements deyip bunu Dart dilinde var olan exception sınıfından, abstract bir sınıftır bu, türetiyorum. Böyle bir örnek yaptım. Sonrasında string dedikten sonra hata göster diyelim. Bu metot tetiklensin. Ve bu metot tetiklendiğinde de bir şey yazdıralım kullanıcıya. Print diyelim. Negatif sayı girdiğiniz desin. Çok önemli değil. Şimdi bunu biz geriye string değer döndüreceğini söylediğimiz için buraya print yerine aslında return desek daha doğru olacaktır. Bu şekilde. Evet. Hatta bunun tek satır olduğunu bildiğim için ne yapabilirim? Burada fat arrow kullanabilirim. Olur mu? Olur. Süslü parantezlerden ve return anahtar kelimesinden kurtularak bunu da bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi bunu bir deneyelim. Para yatır dedim. 12 TL yolladım buraya. Diğer komutları yorum satırına aldım. View. Hesabınıza 12 TL yatırıldı diyor. Peki ben buraya eksi 60 yazsam ne olur? Eksi 60 TL yatırıldı dedi. Değil mi? Normal mi? Değil. O yüzden diyorum ki burada bir kod çalışacak. Peki. Ve bu kodda benim olmasını istemediğim durumlar oluşabilir. O yüzden bunu ne yapmamız lazım? Try blue içine almamız lazım. Ola ki bir hata çıkarsa catch durumunda buraya bir exception gelecek. Ve bu exception olduğunda da print diyerek bunu yazdırabiliriz. Hata dedikten sonra e nokta gelmiyor. Çünkü bunu daha sisteme söylemedik. Biz para yatırma kısmında buraya gelelim. Eğer diyelim bana gelen miktar değeri, miktar küçükse sıfırdan, değilse bu. Hani sıfırdan küçük değilse bunu yapsın. Ama sıfırdan küçükse burada diyorum ki throw new. New niye yazamadım? Evet, new. Benim exception'ımın adı neydi? Para yatırma exception'ıydı. Şimdi para yatır metodu geldi. Buraya miktar değeri geldi. Sıfırdan küçük ise burada bir exception fırlatacak ve bu fırlatılan exception ne olacak? Burada yakalanacak. Bunun adına ne demiştik? Hata göster. Çalıştıralım. Evet. Ne oldu burada? Para yatır metodunu çalıştırmayı denedik. Burası bir çalıştı ve ne demişiz? Miktar sıfırdan küçükse yeni bir istisna oluştur demişiz. Bir hata fırlatmışız ve fırlatılan bu hata burada yakalandı. Ve ben burada gidip de exception sınıfımdaki hata göster metodunu tetiklediğim için ekranda bunu gördük. Programımız düzgün bir şekilde çalıştı ve kullanıcıyı da bilgilendirdik. Ben bunu yapmasaydım eğer burada bir sıkıntı olmazdı ama atıyorum sıfıra bölme gibi durumlarda programımız ne olurdu? Hata verip çalışmayı bırakırdı. Bu gibi durumda gördüğünüz gibi program normal akışına devam ediyor. Bunu yine yeri geldikçe kullanacağız. O zaman çok daha iyi anlayacaksınız önemini. Ve class kavramını bilmiyorsunuz şu an. Belki biraz karışık geldi ama hani böyle bir kullanım da var, bilmenizi istedim. Bu dersi de burada bitiriyorum. Görüşmek üzere.